Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluş yıl dönümü münasebetiyle gündem dışı söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce hayetinizi saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce İdlib'de dün ordumuza rejim güçleri tarafından yapılan saldırıda şehit olan 5 Mehmetçiğimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Bu netameli süreçte ordumuza, güvenlik güçlerimize muvaffakiyet ve muzafferiyet diliyorum. Değerli milletvekilleri, 8-9 Şubat 1969'da Adana'da toplanan Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin olağanüstü büyük kongresinde partinin ismi değiştirilerek Milliyetçi Hareket Partisi olmuş ve amblemi de kırmızı zemin üstünde 3 hilal olarak belirlenmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin kuruluşu ile birlikte Türk milliyetçiliği ülküsü sistemli hale getirilerek fikri alandan siyaset alanına taşınmıştır. Bu sayede Türk milliyetçiliği ilk defa bir parti programı haline gelmiştir. Merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'in Türk milletinin büyük ve şanlı mazisine layık bir istikbal meydana getirme davası olarak tarif ettiği Türk milliyetçiliği her çeşit taklitten arınmış, kendi cemiyetinin değerlerine bağlı ve o değerleri geliştirici bir harekettir. Özentiye ihtiyacı olmayan, ilhamını kendi ecdadından, kendi tarihinden alan bir anlayışa sahip olmak milliyetçilik anlayışımızın temel düsturudur. Türk milliyetçiliğinin en temel özelliklerinden biri de kendisini bir öteki üzerinden tarif etmiyor olması, herhangi bir sosyal yapıyı veya unsuru ötekileştirmemesidir. Millet bizim için bir kültür birliğidir. Tarihsel beraberliktir. Ortak kültüre, yaşanmışlığa, ortak dile, ahlaki ve estetik değerlere sahip olmayı esas alan millet anlayışımızda ırki, etnik veya mezhepsel temelde bir ayrışma veya ayrıştırma düşüncesi hayat bulamaz. Bu sebeple vatan toprağını paylaştığımız her bir insanımız bizim için değerlidir. Türk milletinin onurlu ve şerefli bir ferdidir. Değerli milletvekilleri, bizler insan sevgisine esas alan, maddi ve manevi kalkınmayı birlikte hedefleyen, demokrasi ile milliyetçiliği ikiz kardeş olarak kabul eden, lider ülke Türkiye vizyonuyla Ankara merkezli bir medeniyet tasavvuruna sahip olan, dünyayı Türkçe okuyan, önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben anlayışını temsil eden, siyasetini bu hedefler doğrultusunda şekillendiren bir hareketiz. Mazluma umut veren, zalime ise korku salan böyle bir anlayışın yok olması için bugüne kadar büyük zulümlere, saldırılara, iftiralara, kara propagandalara muhatap olmuş olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkücü Hareket, yılmadan, yıkılmadan, dönüşmeden, ilk günkü heyecanla ülküsünden ve ilkelerinden taviz vermeden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin liderliğinde 51 yıldır siyasi yolculuğuna devam etmektedir. Bu vesileyle hareketimizin banisi başbuğumuz Alparslan Türkeş Bey başta olmak üzere kanını, canını davamız uğruna feda etmiş olan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, ülkücü harekete hizmete geçmiş olan bütün dava büyüklerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli milletvekilleri, ülkemiz büyük bir beka mücadelesi vermektedir. Milliyetçi Hareket Partisi bu zorlu süreçte müteyakkız bir halde devletimize, hükümetimize ve ordumuza koşulsuz destek vermektedir. Ülkemizin gelecek yüzyıllarda güvenliği, refahı ve huzuru için son derece önemli olan bu dönemeçte, siyasi arenada her yapının aynı hassasiyetle hareket ettiğini söylemek oldukça zordur. Yaşanan her dış politik gelişmede Türkiye'yi, hükümeti bütün günahların ve kötülüklerin kaynağı veya yegane kurtuluşu olarak sayarken, mücadele içinde olduğumuz emperyal devletlerin zalimce faaliyetlerini görmezden gelmek, terör örgütlerini meşru gören bir anlayışla devamlı olarak Türkiye'yi örselemek insafsızlıktır, vicdansızlıktır, eğer kasten yapılıyorsa ihanetin ta kendisidir. Bugün İdlib'de ordumuz seferdedir. Yarım yamalak bilgilerle ülkemizi, ordumuzu yıpratacak faaliyetlerde bulunmak ancak
düşmanı sevindirmektedir. Özellikle sosyal medya üzerinden FETÖ ve PKK sevici hesaplar Türk milletinin milli mukavemetini kırmaya yönelik yalan haber, tahrikkar mesajlar ile zehir saçmaktadırlar. Bu süreçte yapılacak en asaletli iş, devletimizin ve Mehmetçiğimizin ihtiyaç duyduğu milli kenetlenmeye katkı sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dün de, bugün de, yarın da kimsenin himmetine muhtaç olmamıştır ve olmayacaktır. İman ediyoruz ve inanıyoruz ki Cenab-ı Allah bize yeter. En büyük yardımcı O'dur. İnşallah bu süreçten de kendi gücümüzle, kendi aklımızla muzaffer bir şekilde çıkmasını bileceğiz. En kara günlerde bile bağımsızlığından vazgeçmemiş, teslim olmamış bir millet elbette bugün de yenilmeyecektir. Korkarak, umutsuzluğa kapılarak değil, cesaretle, kararlılıkla ve kahramanlıkla bu zorlu süreçleri aşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler devletimizin kabiliyetine, gücüne güveniyor, milletimizin asaletine ve ferasetine inanıyoruz. Allah milletimizin ve devletimizin yar ve yardımcısı olsun diyor.